Amerika bundan sonra Afganistan'da nasıl bir strateji izleyecek? Asker sayısında bir değişiklik olacak mı? Ya da Afganistan'dan çekilecek mi? Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi terör grupları için ne anlama gelir? Başkan Donald Trump, Fort Myer askeri üssünden gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında tüm bu soruları yanıtladı ve Amerika'nın bu ülkede bir süre daha varlık göstermeye devam edeceğinin sinyalini verdi. Söz konusu açıklamaya dair ayrıntılarla Mehmet Toroğlu karşımızda. Mehmet, Trump'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar için sözü sana bırakalım. Evet, Trump'ın konuşmasına geçmeden önce bir hatırlatma yapalım. Trump aslında bundan önce seçim kampanyasından bu yana dile getirdiği pozisyonlarda bunun tam tersi bir görüş ortaya koyuyordu. Afganistan'ın işte bir bataklık olduğunu ve oradan bir an önce çıkmak gerektiğini savunuyordu. Ama işte dünkü konuşmasında, yeni Afganistan stratejisini açıkladığı konuşmasında bunun tam tersi bir pozisyonu savundu. Tam 180 derece bir değişiklik yaptı pozisyonunda. Fort Myer askeri üssünde ulusa seslendi ve o da aslında ilk eyleminin Afganistan'dan çekilme yönünde olduğunu hatırlattı, ama başkan olduktan sonra konu üzerinde derinlemesine çalıştığını ve değerlendirmeleri neticesinde hızlı bir çekilmenin doğru olmadığına kanaat getirdiğini açıkladı Trump. Afganistan'dan hızlı bir çıkış hem tahmin edilebilir hem de kabul edilemez sonuçlar doğurur. Acele bir çekilme tıpkı 11 Eylül'den önce olduğu gibi IŞİD ve El-Kaide dahil bazı teröristlerin hızla dolduracağı bir boşluk yaratabilir diye konuştu. Ancak Trump, Amerika'nın bu desteğinin açık çek şeklinde ve sınırsız bir destek olmayacağını, Afgan hükümetinin de üzerine düşen, yerine getirmesi gereken sorumluluklar olduğunu, kararlılık ve ilerleme göstermesi, reformları hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı. Afganistan'a daha fazla Amerikan askerinin gönderilip gönderilmeyeceği ya da gönderilecekse ne zaman gönderileceğine ilişkin hiçbir detay vermedi Trump. Ama açıklamasında yeni asker göndermeye yeşil ışık yaktığı da kesin diyebiliriz. Zaten Pentagon'un Afganistan'a 4000 ilave Amerikan askeri gönderilmesi yönünde bir planı vardı. İşte şimdi bu planın hayata geçirilmesine olasılığının yüksek olduğu yorumları yapılıyor. Trump, Amerika'nın atacağı adımları planlamada zaman temelli bir yaklaşımdan sahadaki koşullara dayanan bir yaklaşıma geçiş yaptığını da duyurdu. Obama'yı eleştirdi bu noktada. Bir önceki başkan Obama'yı eleştirdi. Obama'yı asker çekme, asker gönderme gibi kararları açıklarken hep bir takvim, bunun bir takvime bağlamasını, hep takvim vermesini eleştirdi. Asker sayıları ya da bundan sonraki askeri faaliyetlere dair planlarımız hakkında konuşmayacağız. Bundan böyle keyfi takvimler değil, sahadaki koşullar stratejimizi yönlendirecek diye konuştu Trump. Amerika'nın yardım ve desteğinin Afgan hükümetinin yanında işte Pakistan, özellikle Pakistan üzerine çok durdu ve diğer ilgili ülkelerin kararlılık ve işbirliğine bağlı olacağı mesajını da verdi. Amerikan halkının savaş yorgunu olduğunu ve Amerikan halkının hayal kırıklığını paylaştığını kaydetti Trump. Ancak nihayetinde kazanacağız vurgusu yaptı. Askerlerimiz kazanmak için savaşacak. Bundan böyle zaferin net bir tanımı olacak. Düşmanlarımıza saldırmak, IŞİD'i yok etmek, El-Kaide'yi ezmek, Taliban'ın ülkeyi teslim almasını önlemek ve Amerikalılara yönelik toplu terör saldırılarını daha ortaya çıkmadan durdurmak diye konuştu. Bununla birlikte Trump, Afganistan'a barış getirecek bir çözümün Taliban'dan unsurları da içerebileceğini de kabul etti konuşmasında. Yani Taliban'da müzakere masasına oturmaya da aynı şekilde yeşil ışık yaktı. Pakistan konusunda söyledikleri özellikle çarpıcıydı. Pakistan'ı oldukça eleştiren, sert eleştiren ifadeler kullandı Trump. Yeni stratejisinin bir ayağında Pakistan'a yönelik yaklaşımlarında değişikliğe gitmenin oluşturduğunu belirtti. Pakistan'ın terör örgütlerine barınak sağlamasına artık sessiz kalamayız. Pakistan'ın Afganistan'daki çabamızda ortaklık kurmaktan kazanacağı çok şey var. Teröristleri barındırmayı sürdürmekten ise kaybedeceği çok şey var. Pakistan'a milyarlarca dolar yardım yapıyoruz, ödüyoruz ama bizim savaştığımız teröristlere barınma imkanı sağlıyorlar sözleriyle sert biçimde uyardı İslamabad'ı Trump. Hindistan'a özel bir vurgu yaptı. Hindistan'ın da Afganistan konusunda verilen çabalara katkı sunmasına büyük önem verdiğini vurguladı. Başkanlık görevine başlar başlamaz sahadaki Amerikan güçlerine, Amerikan komutanlarına daha fazla yetki verdiğini hatırlattı ki bunu Suriye'de IŞİD'e karşı savaşta yapmıştı Trump. Sahadaki komutanlara belirli kararlarda inisiyatif yetkisi tanımıştı. İşte şimdi bu yetkiyi Afganistan'da kapsayacak şekilde genişlettiklerini açıkladı. Washington'dan mikro yönetim savaşlar kazandırmaz ifadesini kullandı. Önemli bir mesaj da Başkan Trump konuşmasının sonuna doğru verdi. Amerika'nın askeri gücünün artık uzak topraklarda demokrasi inşası ya da
diğer ülkelerin Amerika'nın istediği gibi şekillendirilmesi için kullanılmayacağının altını çizdi. O günler artık bitti mesajını verdi Trump. Trump'ın Afganistan'a desteğini devam ettirme kararı, bu kararlılığını dile getirmesi tabii hem Afganistan hem de uluslararası camiada özellikle NATO üyeleri arasında memnuniyetle karşılandı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Trump'ın sözlerini övdü. Bu stratejinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını söyledi, teşekkür etti. Alman hükümetinden de bir açıklama geldi. Almanya'da Amerika'nın Afganistan'a uzun vadeli bağlılığını devam ettirmeye hazır olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Ayrıca atılacak adımların katı takvimlere değil sahadaki koşullara bağlanması kararını da övdü Almanya. Çin'den ise Pakistan'a sahip çıkan bir açıklama geldi. Trump'ın eleştirdiği Pakistan'a sahip çıktı. Terörle mücadelede Pakistan'ın büyük fedakarlıklar yaptığını savundu Çin. Amerika içinden de işte Başkan Yardımcısı Mike Pence olsun, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Savunma Bakanı Mattis, Dışişleri Bakanı Tillerson gibi isimlerden, hatta Trump'ı en çok eleştiren isimlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör John McCain'den de bu yeni strateji, Afganistan stratejisini öven açıklamalar geldi. Özlem? Mehmet Oroğlu, Amerika'nın bundan sonra Afganistan'a yönelik atacağı adımlara dair ayrıntıları paylaştı. Teşekkürler Mehmet.